Bismillahirrahmanirrahim. Dün Meryem suresinde nereye kadar? 19'a kadar mı gelmiştik? Bakayım. 21'e kadar gelmiştik hocam. 21'e mi gelmiştik? Evet. Şimdi 22'den devam edeceğiz inşallah. Böylelikle ona gibi kaldı, sonra onunla ıssız bir şekilde çekildi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yani böylelikle ona gebe kaldı. Sonra onunla ıssız bir yere çekildi. Yani Hazreti Zekeriya ile evleniyor. Zekeriya ölüyor. Büyük ihtimal burada öldü diye yazmıyor ama bundan sonra hiç Zekeriya'dan bahsedilmiyor. Yine kavminden uzak bir yere, ıssız bir yere çekilip gebe kaldıktan sonra bir taraftan gebelik problemi, bir taraftan da ekonomik problem onu epey sarsıyor. Olay bu. Sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Dedi ki, bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutulsaydım. Derken doğum sancısı onu bir hurma dalına sürükledi. Yani gebelik döneminde öyle ekonomik sıkıntılar çekti ki o sıkıntının arkasından hani Bakara suresi 214'te iman ettik demekle hemencecik cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle çıktı, öyle susadılar ki yardım ne zaman ya Rab dediler. Yardım pek yakında. Yakındır ifadesiyle yani ahiret alemine işaret. Burada Meryem de o sıkıntılar içerisinde bir taraftan insanların onu yalnızlaştırması, bir taraftan ekonomik sıkıntılar onu hurma dalına sürükledi. Keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip gitseydim ifadesi kullanırken hani Zekeriya da yalnızlaşmış, hiçbir zaman böyle demedi. Allah'ım keşke benden sonrakilere bir varis olarak bir erkek çocuk armağan et demişti. Yani bir peygamberle bir kadının, peygamber olmayan bir kadının profilini ortaya koyuyor. Yani hayatından şikayet ediyor Meryem ama peygamberler şikayet etmiyor hiçbir zaman. Bir ses ona seslendi. Yüzüne kapılma. Rabbin senin alt yanında bir ark kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla. Üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin. Burada altından bir ses. Yani burada takva sesi. Hani Nahl suresi 2. ayette kullarımızdan dilediklerimize emrimden olan bir ruh ile emrederiz. Allah'tan başka ilah yok diye onları uyarın. İşte oradaki hani Meryem'e vahyettik, Musa'nın annesine vahyettik ifadeleri burada peygambere gelen vahiyden farklı bir şekilde takvadan gelen bir sesi hatırlatıyor. Altından bir ses ona seslendi, vicdanından, takvadan bir ses. Üzüne kapılma. Rabbin senin için
alt yanından bir hurma, bir ark kılmıştır. Yani senin çıkış yolunu ayarlamış. Hurma dalına kendine doğru salla hurma dalını. Üzerine henüz oluşmamış hurma dökülmesin. Burada hani Şuayb peygambere sıkıntıya düştüğü zaman ayağını depret, işte sana su demişti. Yani burada çaba ve gayretini eşyanın kurallarına uygun olarak göster, gayretini, performansını harca, sana nimetler gelecektir mesajı veriyor. Peki hocam, burada neden henüz oluşmuş, oluşmamış demiyor? Yani burada çaba ve gayretini göstermekle olacak olan nimetlerden bahsediyor diye düşünüyorum. Meryem'e gelen taze hurma dökülsün, sallanın arasında ne fark var? İşte burada salla, yani çabala, gayretini göster, yani başka türlü nasıl olabilir? Yani dünya hayatında ya insanlar eliyle destek gelecek ya da evrenin yasalarına, kurallarına uyduğun zaman evrenin yasalarından sana destek gelecek. Hani eskiden Fransızca kitaplarında geçerken, eğer elmalar ve armutlar yol üzerinde yuvarlanmış olsaydı ağaç dikmeye lüzum kalmayacaktı derlerdi. İşte burada da aslında sen çabanı, gayretini göstereceksin. Eğer fasulye istiyorsan fasulye tohumunu ekeceksin, sulayacaksın, gübreleyeceksin. Sana fasulyeden sebze verecek. Eğer elma istiyorsan elma ağacı dikeceksin, elma verecek. Portakal ağacı dikeceksin, portakal verecek. Yani sen çabanı, gayretini göstereceksin. Onlardan sana karşılık gelecek. Gökten hazır lop olarak bir rızık gelmiyor. Bunu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam, bu üçüncü ayette geçen, keşke bundan önce ölseydin de hafızalardan silinip unutursaydım. Sözünü söyleten iblis mi oluyor hocam? Tabii ki bu takvadan olamaz. Yani insanın kötü düşünceleri, yaptıkları kötü ameller hep iblisin teklifleri sonucunda gelen sonuçları gösteriyor. Kesinlikle iblis insana hayrı, güzellikleri teklif sunmaz. Bunu bilmek gerekiyor. Yani iki ağaç var. Birisi helal ağaç, birisi de haram ağaç, yasak ağaç. İşte yasak ağaçtan, bak hani Meryem'i bitki gibi yetiştirdik ifadesi kullanıyor helal ağaç. Biri de hani Ashab-ı Kehf'in mağaralarında yatıyordu. Köpekleri de mağaranın ağzında kolunu uzatmış yatıyorlardı, ifadesi kullanan yatıyordu de. Orada iblisin teklifleri ona tesir edemedi. Bak burada az da olsa iblisin teklifi Meryem'e ulaşmış gibi görülüyor. Buyur Ayşe Hanım. Hocam, şimdi Meryem'i bu kadar överken, hani normalde Meryem övülmüş bir kadın, hani üç zaten iki kadın Asiye ve Meryem'i övüyor. O övülen kadınlardan bir tanesi Meryem. Burada bir böyle bir zafiyet göstermiş. Aslında hani bunun Kur'an'a koymasındaki murat, hani bize ne söylüyor Allah burada, yani Meryem'in burada zafiyet gösterdiğini. Ama şunu mu söylüyor aynı zamanda? O kadar zorluklardan, o kadar sıkıntılardan geçti ki, yani bu raddeye geldi. Hani öyle bir sabır gösterdi, bu raddeye geldi. Bunun bir şey mi söylüyor? Aynen öyle söylüyor. Yani Meryem o kadar sıkıntı içine düştü ki, yani düşünebiliyor musun? Hiç kimseden destek gelmese, bugün gebe kalmış bir kadın, bir taraftan o sıkıntılar, bir taraftan da
yiyecek ekmek sıkıntısı çekerse kim buna tahammül edebilir? Yani öyle zorluklara gelmiş ki işte bunu dile getiriyor Kur'an. Bu da gayet normaldir bir insan için. Ama peygamberlere bütün kovulmuş şeytanı musallat ettik. Ama onların katmalarını kaldırdık. Kendi ayetlerimizi sağlamlaştırdık. Meryem'de böyle bir şey yok ama Meryem o dik duruşunu sürdürmeye devam ediyor. Ufak tefek fasolar olsa da. Evet. Yani Meryem'e İblis'in teklifi de geliyor yaşadığı zorluklardan dolayı. Ama Meryem takvayı tercih ediyor. Bunu nereden anlıyoruz? Altından bir ses ona seslendi, yüzüne kapılma. Rabbin senin alt yanında bir ark kılmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş taze hurma dökülüversin. Yani takva da bunu söylüyor. Meryem tabii takvayı tercih ettiğinden dolayı, bundan dolayı bir şey yapıyor, övülmeyi hak ediyor. Artık ye iç, gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan de ki, ben Rahman olan Allah'a oruç alırım. Bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Yani o kadar sıkıntılar, stresler geçirdikten sonra İsa doğuyor ve arkasından diyor ki artık ye iç gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir beşer görecek olursan de ki ben Rahman'a oruç adadım. Bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Bu da hayatı boyunca ehli kitap olan o hani kavminden ayrılmıştı doğu tarafına, ailesinden diyor, doğu tarafına bir yere çekilmişti ifadesi kullanıyor. O kavminin artık kim gelirse gelsin Meryem'e kesinlikle ben belge gelinceye kadar İsa hani ne demişti Zekeriya, ben İsa gibi erkek bir çocuk armağan etmek için buradayım ifadesi kullanıyordu. O erkek çocuk ifadesini Nebi Resul anlamında kullanmıştı. O peygamber olup gelinceye kadar ben ağzımdan insanlarla tebliğ etmeyeceğim, vahiy bilgileri aktarmayacağım. O benim bugüne kadar bana inanmadınız. Ben peygamber olduktan sonra benim ne yolda olduğumu o size söyleyecek ifadesiyle ona işaret etti diyor. Zekeriya'da ne demişti? 3 gün konuşmayacağım ve oruç adadım. İşaretletme dışında konuşma diye öğüt veriliyordu. Bu da gösteriyor ki sen yaşadığın hayatı vahiyle yaşa, sadece senin yaşantından ne olduğunu görsünler. Zaten Yahya da gelince o da babasının Nebi Resul olduğunu ve söylediklerinin doğru olduğunu, o tasdik ettiğini, onun istikametinde kendinin Nebi Resul olduğunu anlatıp halka mesaj vermişti. Meryem de öyle diyor. Başka bir şey dediği yok. Ben burada Hatice Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Hatice Hanım Meryem'e bir ses diyor ki kalk kurma dallarını salla içine dökülüversin. Allah da bunu Kur'an'a koyuyor. O zaman bütün kadınlar hamile kalınca kurma dallarını sallayacak. Tevfik abi burada müteşabih bir şekilde anlatıyor. Yani doğum sancısı tabii ki o maddi manevi sıkıntıların hepsi bir araya geldiğinde Meryem tabii ki bunalıyor. Allah da sabret diyor yani hurma dalını salla derken o an ne yapman gerekiyorsa en çok neyi yapman gerekiyorsa onu yap, pes etme yani. Hani kendini salma, Allah seninle birlikte, güçlü ol ve çabalı anlamında bunu anlıyorum ben. Aynen. Eyvallah. Yani müteşabih anlatımı işin içerisine koyduğun zaman olayın rengi değişiyor ve Kur'an konuşmaya başlıyor. Öbür türlü bu
oradan birisi çıkar diyebilir ki ya o zaman Meryem'in olduğu yerde hurma varmış, hurma sallamış. Ama bizim hanımlar hurma dalının altında doğum yapmıyor ki. Hastanede, özel odada 25 tane doktorun yanında ya da o zaman oraya hurma ağacı getirecek, hastaneye dikecekler. Hadi bakalım bunu sallayın diyecekler. Ya da öyle yapacaklar yani. Dolayısıyla müteşabihatı devre dışı bıraktığın zaman Kur'an'ın mesajlarını da önünü kapatmış oluyorsun. O zaman Kur'an böyle tatsız tutsuz, mesajsız, anlaşılması zor, sorumlu bir kitap haline dönüşüyor. Şimdi burada bir de bir beşer görecek olursan de ki ben Rahman olan Allah'a oruç atadım, bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Yüce Hocam, burada bir tezat yok mu? Hem konuşmama orucu alıyor, hem de birini gördüğü zaman bugün konuşmayacağım diyor. Bunu dediği zaman konuşmuş olmuyor mu Meryem? Oruç bozuluyor mu o zaman? Efendim? 26 üzeri abi. 26'da. Ya burada hocam şeyi kastediyor. Burada insanlarla aralarına bir mesafe koymasını istiyor sanki. Şirat yerine konuşma. İnsanlarla araya bir mesafe koymak. Orada diyor ki ben Rahman olan Allah'a oruç atadım, bugün kimseyle konuşmayacağım. Bak, bir beşer görecek olursam bunu söyle diyor ayette. Şimdi insanlara ben kimseyle konuşmayacağım dediği zaman oruç bozulmuş olmuyor mu burada? Konuşma orucu. Bu konuda hiçbir fikrim yok hocam. Efendim? Bu konuda hiçbir fikrim yok, buraya kavrayamadım. Orada konuştuğuna göre, ayette verilmek istenen mesaj farklı bir şey. Yani ben size bugüne kadar ne anlattıysam siz dinlemediniz, anlamadınız. Ben belge gelinceye kadar bana sorduğunuz soruları, bu yol tercihiyle konuluyorlar. Verileri size anlatmayacağım. Çünkü belge gelmesi lazım ki benim söylediğimin, hani bütün peygamberler kendisinden sonra gelecek olan topluluklara kendisini destekleyen, kendi misyonunu devam ettiren erkek çocuk istiyorlardı Allah'tan. Meryem de aslında kendini destekleyen İsa'nın geleceğini Zekeriya peygamberden öğrenmişti. O da İsa gelip peygamber oluncaya kadar ben size ne anlattıysam fayda görmedim. Şimdi İsa gelip peygamber olacak. O bu bana sorduklarınızı anlatacak. Beni destekleyip tasdik edecek mesajı veriyor. Ayşe Hanım bir şey söyleyecekti herhalde. Buyurun. Umut görmek sanki. Yok hocam, ben az önceki ayetle ilgili bir şey söyleyecektim. Meryem'i diye bu Meryem kadın olarak ben hamile kadınlara Meryem suresini okuturlar. Hani böyle işte doğum daha kolay olur, işte böyle bir inanç var saçma sapan. Herhalde buradan çıkartıyorlar işte vurma dallarında işte hani neyi söyledi inanıyorlar, okutuyorlar. Ben çok etkilenmiştim. Hani işte o Meryem'in sözü zaten işte ben yok olsaydım falan filan diye çok etkilenmiştim. Şimdi böyle olduğunu görünce zaten çok etkilenmiştim. Bu sefer çok farklı etkilerdim. Yani şöyle, hani çünkü sonuçta hani, biliyoruz onun hamileliğini, fizyolojik zorluklarını, psikolojik zorluklarını, o koşullarda yaşamış olduğu her anlamdaki zorluklar, işte o maddi anlamdaki hani çok enteresan, muazzam, zor zamanlarmış gerçekten. Ve şunu söylüyor olması, yani bilmiyorum gerçekten, insanın tüyleri diken dikenidir gerçekten. Peki, Meryem burada diyor ki, konuşma orucu tutuyorum diyor. Meryem'in tuttuğu konuşma orucuyla Ashab-ı Kehf'in kulağının üzerine yatması
Yani onlar da belli bir süre şeye giriyorlar. Bir benzerlik var mı? Meryem'in oluşuyla onların mağarada uyumaları. Var hocam, var çünkü çekildiler yani sırlanma der neyse yani bir sessize aldılar kendilerini. Meryem de sessize aldı kendisini belli bir süreye kadar. İsa somut hale gelip yani artık bir belgeyle gelip kendini ortaya koyacağı zaman kadar sustu Meryem. Bak, bak güzel bir güzel bir mesaj yakaladı. Yani çok güzel. Çok güzel. Aslında Ashab-ı Kehf'in yaptığı neydi? Kralın zulmünden hicret edip bir toplumun içine gidip orada o kendi cevherlerini, iman cevherlerini belli bir miktar askıya almalarıydı. Askıya almaları ile oruç adaması arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Olay bu. Evet. Peki. O zaman buradan ne ortaya çıkıyor? Buradan şu ortaya çıkıyor. Bir toplum inkara şartlanmışsa, şirki terk etmiyorsa, ısrar ediyorsa, o toplumun zorlamanın bir anlamı yok, bir mantığı yok. O zaman başka alternatif arayacaksın. Ashab-ı Kehf hangi alternatifi seçti? Hayatlarımızı kurtaralım dediler ve toplum biraz değişsin. Ne oldu? Toplum değiştikten sonra geri gitti. Yeniden mesaj verdiler. O mesaj üzerine o toplum tartıştı. Sözünde galip gelenler dediler ki bunun üzerine bir mescid kuralım dediler. Yani mesajları kabul oldu şeyleri. Meryem ne yaptı? Meryem de doğu tarafında bir yere çekildi. Issız bir yere. Çocuğa odaklandı. Çocuğu yetiştirdi. Çocuğu yetiştirdikten sonra hem kendisi Allah'a kulluk görevini yaptı. Hem de o misyonun devam etmesi için sabır ve çaba gösterdi. Ve misyonu İsa Aleyhisselam devam ettirmeye başladı. İsa Aleyhisselam'la beraber de havariler geldi. Artık havarilerin de ulaşabildikleri yere kadar bu misyon devam etti. Yani demek ki her şartta bir alternatif var. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın şeyinde, İbrahim Aleyhisselam onların zulmünden kurtulamamış. İbrahim Aleyhisselam'ı yakalayıp ateşin içerisine atmışlar. Ama burada hem Meryem'de hem Ashab-ı Kehf'te bir alternatif bulmuşlar kendilerine. Yani demek ki biz de aynı şartlarda veya değişik şartlarda karşılaştığımız zaman olmayan yerde çok büyük riskler almak yerine bunun alternatiflerini düşünüp aramamız gerekiyor. Hocam bir taraftan da sanki şöyle bir şey söylüyor. Hani enerjinizi gerçekten çok fazla hani harcamayın, bitirmeyin kendinizi, tüketmeyin. Bekleyin. Hani İbrahim'e de mesela babası için ikaz etmiyor. Tamam artık hani daha fazla ona ulaşma. Sanki öyle bir şey bile söylüyor o taraftan. Enerjinizi harcamayın, bekleyin. Meryem öyle söylüyor. Ben Rahman olan Allah'a oruç adadım, bugün hiç kimseyle konuşmayacağım. Yani diyor ki, az önce Rıza Hocam da anlattı, siz iflah olmaz azgın bir topluluksunuz. Ne söylesem boş. Onu söylüyorum, yok bu konuda hadis var diyorsunuz. Bunu söylüyorum, yok bu konuda işte şey efendi böyle buyurdu, yok şu konuda ulu önder böyle karar verdi, ulu önder şunu dedi bilmem ne dedi. Anlamıyorsunuz diyor, artık benim size anlatabilecek bir şeyim yok. Bittim ben diyor. Siz işinize bakın, ben de işime bakayım. Demek ki Meryem doğru yapmış. Doğru yapmasa Allah bunu buraya koymaz. En azından Meryem onlara laf anlatacağım diye uğraşsaydı belki de çocuğu yetiştiremeyecekti o zaman. Çocuğun terbiyesiyle düzgün bir şekilde uğraşamayacaktı. O zaman Meryem demek ki doğru olanı yapmış yani. Bazıları. Ama şunu da unutmayalım. Bizim şeyde ben çok insanlar tanıdım. Hepimizin başında da bu var. Birileri toplumu ıslah edeyim derken kendi çocuklarını ellerinden kaçırıyorlar. Kendi çocukları işte hırsız, haydut, kötü yollara düşüyorlar yani. Bu da bir gerçek. Buyur hocam. Burada şunu da hani oruç kelimesini bu konuşmama orucu olarak kabul ediyorlar. Yemeden içmeden uzak anlamındaki orucu kabul etmiyorlar.
Oysa birisi orucun hepsi bunda Kur'an'da ayetler var. Hani Bakara suresi 183. ayette oruç sayılı günlerde geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındığı ifadesiyle anlatıyor. Buradaki oruç gecenin beyaz ipliğiyle siyah ipliğinin birbirinden ayrılıncaya kadar yiyin, artık akşama kadar orucu yemekten, içmekten, efendim her türlü cinsellikten uzak kalarak orucu tamamlayın diyor. Buradaki oruçta senin söylediklerini kesinlikle dinlediler, kabul etmediler, sana cinlenmiş dediler, sapmış dediler, yoldan çıkmış dediler, kendi din anlayışlarına uymadığından dolayı. İşte belge gelinceye kadar boşuna emek sarf etme, o belge gelince onlar gerçekten senin anlattıklarını o İsa'dan öğrenecekler, o gelen Nebi ve Resul'den öğrenecekler mesajıyla susma orucunu anlatıyor Kur'an. Aradaki farkı Kur'an ayırıyor. Hep ikişerli anlatımla anlatmış Kur'an'da her şeyi. Böylece onu taşıyarak kavmine geldi. Dediler ki ey Meryem, sen gerçekten şaşırtıcı bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz bir kadın değildi. Acaba burada böylece onu taşıyarak kavmine geldi. İsa için mi söylüyorlar bunu, yoksa şaşırtıcı bir iş yaptın ifadesini kullanırken Meryem'in gerçekten kendi yollarından ayrıldığı için mi, farklı bir yolda yürüdüğü için mi şaşırtıcı bir iş yaptın diyorlar. Hep şunu ön plana çıkarıyorlar. İsa doğdu, bu mutlaka yanlış iş yaptı, fahişelik yaptı, ondan oldu. Böyle anlıyorlar. Oysa öyle bir şey yok. Ya hani İsra Meryem suresi 16'dan itibaren devam ederken zaten kavim Meryem'in aleyhinde atıp tutuyorlardı. Şimdi gelince değişti mi? Aynı ifade devam ediyor. İşte o belge gelinceye kadar sustu Meryem. O belge Nebi Resul olan o İsa geldi kavminin karşısına. İşte sizin itilafa düştüğünüz konularda benim oğlum, peygamber olan oğlum cevap verecek mesajıyla toplumun karşısına çıkıyor. Ey Harun'un kız kardeşi, burada bak Kur'an'da şunu iyi bilmek gerekir ki İsa kelimesiyle Yahya kelimesinin aynı olduğunu söyleyenler var. Oysa Kur'an'da hiçbir kelimenin yerine kullanılmadığı gibi hiçbir kelime de bağımsız değildir. Aynen bir ağacın üzerindeki milyonlarca yaprak olduğu halde hiçbir yaprağın aynısı değil ama hiçbir yapraktan da bağımsız değil. Bunu anlamak gerekiyor. İşte ey Harun'un kız kardeşi, yani Harun derken burada acaba gerçekten Meryem'in bir Harun kardeşi de var diye anlıyorlar. Oysa Kur'an'da Harun kelimesi kullanıyorsa mutlaka Musa'nın biyolojik kardeşi olduğunu anlaması gerekiyor. Musa'nın biyolojik kardeşinden başka Kur'an Harun kullanmıyor. O zaman ey Harun'un kız kardeşi dediği zaman iman soyu anlamında onların da ehli kitap bir toplum olduğu anlaşılıyor. Ehli kitap olanlar nedir? Allah'ın gönderdiği peygamberleri, kitapları kabul ettiği halde Allah'ın göndermiş olduğu vahiy orijini dini satarak, gizleyerek, zan ve tahminle din uyduranlara Kur'an kitap ehli diyordu. İşte Meryem'in kavmi, kitap ehlinden olan birisi Harun'u tanıdıklarına göre, Harun'un peygamber olduğunu bildikleri halde İşte böyle bir kardeş kesinlikle
bunu yapmaz mesajı veriyorlar. Oysa onlar da Harun hakkında doğru bir bilgiye sahip değil. Kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın utanmaz biri değildi. Yani annen baban iyi ama sen bozuksun diyorlar. Oysa Hazreti Meryem annesinin babasının ve peygamberlerin yolunu takip ediyor. Allah'ın övdüğü iki kadından biri. Bunu anlamak gerekiyor. Yani toplumun ne dediği değil, Allah'ın ne dediği önemli. Allah da Meryem'i dünya kadınlarının içinden iki tane övülen kadın ortaya koyuyor. Birisi Meryem, birisi de Zekeriya, Firavun'un karısı diye anlatıyor. Bunun üzerine ona çocuğa işaret etti. Dediler ki, henüz beşikte olan bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz? Onun üzerine çocuğa işaret etti. Yani konuşmama orucu vardı Meryem'de. Çocuk konuşsun. Bana söylediklerinizi çocuk cevap versin. O çocuk da yani çocuk kelimesini kullanırken beşikteki çocuk kelimesi aslında beşik kelimesini dünya içinde yaşayan anlamında kullanmış. Dünya insanlar için bir beşik ifadesiyle anlatıyordu. Buradaki beşik gerçekten yeni doğan çocukların emeklemeye başlamadan yatırdıkları beşik mi? Yoksa o dünya hayatında gerçekten Nebi ve Resul olmuş ve insanlara Allah'tan gönderilip, peygamber olarak gönderilip tebliğ ulaştıran bir çocuk mu? O çocuk olmadığına göre, hani Kur'an diyor ya, ergenlik yaşına gelmeden önce kesinlikle hiçbir insan yol tercihi diye bir şey yok. Melek konumundadır. İşte ne zaman imtihanı başlıyor insanlar? Ergenlik yaşına geldiği zaman ya Rabbani yolda ya da gayri Rabbani yolda. Beşikteki çocuk Allah bana peygamber gönderdi, peygamberlik verdi, kitap verdi. Ben annemi babamı doğruluyorum, efendim bütün peygamberleri tasdik ediyorum diye bir şey söyleyebilir mi? Söyleyemediğine göre buradaki beşikteki çocuk kelimesi İsa hakkında bizim bir bilgimiz yok. O dünkü çocuk, biz seni tanıyoruz. Senden biz neyi öğrenmek istediğimizi sana soruyoruz mesajı veriyor. Evet, biliyorsunuz bu ayetler üzerine de birçok hikayeler anlatılıyor. Hazreti İsa'nın çocukken beşikte konuştuğunu, bunun Allah'ın bir mucizesi olduğunu geleneksel din arasında anlatıyorlar. Şimdi bunu defalarca konuştuk. Mucize kavramı, Kur'an'ın verdiği mesajları, hayata dair söylemlerini felç eden, omurgasını çökerten bir kavramdır. Şu ayetlere mucizeyi giydirdiğin an, Meryem 5 dakikada hamile kalır, çocuk doğur. Efendim, çocuk beşikte konuşur. Ama Kur'an'ın birçok yerine bunlar terstir, tezat oluşturur. Fakat insanlar o tezatları, o çelişkileri hiç düşünmezler. Düşünmek de istemezler. Hatta bazıları der ki, kardeş biz iman ediyoruz. Biz böyleyiz, biz kabul ettik. Yani bile isteye zorla sorgulama mekanizmasında bırakıyorlar. Fakat yerin işi bu tarz şeylere pek kulak vermiyor. Onları en azından sorguluyorlar yani. Ama onların da başka zayıf noktaları var. Onlar da Kur'an'a sıra gelene kadar 50 tane bağımlılıkları var. Lüks düşkünü. Zevklerini kurbanı olmuş. Dolayısıyla Kur'an'ın bu mesajları maalesef bir nesil öyle anlıyor, bir nesil böyle anlıyor. Ama sonuçta herkes bir yerlerden yaralanmış. Yani müteşabihatı Kur'an'ın muhkem ayetleriyle birlikte ortak bir şekilde okuduğun zaman dengeli bir mesaj, dengeli bir anlayış o zaman ortaya çıkıyor. Zaten çocuğun beşikte konuşamayacağını, peygamber olamayacağını devamındaki ayetlerden de bazı şeyleri okuduktan sonra ortaya çıkıyor. Orada da konuşuruz. İsa dedi ki
Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Allah bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam olayım, beni kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı emretti. Anneme itaat ile ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. İsa dedi ki, şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı verdi ve beni peygamber kıldı. Şimdi beşikteki biz çocuklar nasıl konuşuruz dediler. İsa da onlara konuşuyor. Şimdi bu mucize mi? Yoksa gerçekten İsa bir peygamber oldu ve Allah'ın gönderdiği vahye göre mi onlara cevap veriyor? Elbette Nebi Resul oldu. Bu öyle sanıyorum. Tabii bu Kur'an'da yaş, tarih vermiyor ama şu bir gerçek ki Meryem'in eğitimiyle, bak Meryem'i neye örnek veriyor Kur'an? Meryem gerçekten Allah'ın gönderdiği peygamberlere itaat eden babasından ve Hazreti Zekeriya peygamberden de bilgilerle yolunu sağlamlaştıran sağlam Müslüman bir kadın. İşte bu kadın çocuğunu vahiy yoluyla, Allah'ın gönderdiği vahiylerle eğitip kısa bir zamanda Hazreti Yusuf gibi, hani Yusuf da ergenlik yaşına yaklaşıncaya kadar babasının eğitimiyle peygamber olmuştu kısa zamanda. İşte İsa da aynen annesinin terbiyesiyle peygamber oldu. Ve öyle sanıyorum, bu olay da öyle birdenbire peygamber olunmaz. Öyle sanıyorum, 25-27 yaşlarında zaten tariflere göre, Kur'an'ın ifadesine göre 30 yaşlarında filan öldürüyorlar. Çarmıha gelip Yahudiler öldürüyor zaten peygamberi. 2-3 sene peygamberliği ya sürüyor ya sürmüyor. 4 tane havarisi vardı. Demişti ki, kafirlerden inkarı sezince kim bana yardım edecek? Havariler de demişti ki biziz Müslüman olanlar biziz ifadesiyle onun yanında olduğunu söylemişlerdi. Demek ki Hz. İsa çok kısa bir zamanda Yahudiler tarafından öldürülüyor. Bunu anlamak lazım. İşte İsa da o kavmine Hz. Meryem'i dışlayan, kavminden ayrılıp da o tarafına bir yere çekilen, inanmadıklarından dolayı, vahiy yolundan saptıklarından dolayı öyle demişlerdi. Nerede olursam olayım, beni kutlu kıldı. Aynı ifade Yahya'da da var. Ve hayat sürdüğüm müddetçe ben vahiy yolundan sapmadım. Vahye uygun olarak hareket ettim. Bana namazı ve zekatı vasiyet etti. Anneme itaati de ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. Yani ben vahyin kontrolünde Müslüman oldum. Allah'ın koyduğu kurallara göre söylem ve yaşamımı düzenledim. Anneme de itaat etmeyi Allah bana emretti. Ben onu yapıyorum. Annem gerçekten sizin sandığınız gibi yoldan sapmış biri değil, Allah'ın koyduğu kurallara göre hareket eden biridir. Ben onu destekliyorum mesajı vererek. İşte Meryem'in hayal ettiği, bir düşlediği bir olay gerçekleşmiş oluyor. Anneme itaat ile ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. Anneme zaten bunu söylemiştik. Tekrar mı söyleyelim? Anneme itaat, yani Allah anneye babaya itaati Ahkaf suresi 14-15, yine Lokman suresi 14-15. Ayetlerde anlatır.
annenize itaat edin. Eğer anneniz, babanız size Allah'a şirk koşmayı zorlayacak olursa kesinlikle o konuda ona itaat etmeyin ifadesiyle o nasıl güçlü, siz zayıfken, bebekken o yedirdi, içirdi, efendim her türlü ihtiyaçlarınızı karşıladınız. Size de artık onlar bunaklık ve ölüme yaklaştığı zaman, kendi ihtiyaçlarını göremediği zaman siz de ona öh bile demeden desteğinizi verin ifadesi kullanıyor. Buradaki ifade de o işte. Şimdi burada insanlar belki şunu sorabilir. Neden annesine itaati Allah emrediyor? Yani babası olmadığı için mi annesine itaati emrediyor? Babası yok tabii ki. Yani babasından bir daha bahsetmiyor. Bu da ona bir belge oluyor. Şimdi babası yok deyince insanlar yanlış anlayabilir Ali Rıza Hocam. Yani babası öldü. Babası yok. Öldü. Onu söylemek lazım. Babası öldü. Yani babası ölenlerden, bu çok önemli. Ne Musa'nın babasından bahseder, ne son Nebi Resulü Muhammed'in babasından da bahsetmez, annesinden de bahsetmez. Çünkü o peygamber olduktan sonra, olmadan önce onlar ölmüş, onların adını hiç Kur'an'da duydunuz mu? Yok. İşte ölen babalardan bahsetmiyor. Ama diyor ki, yine Ahzab suresinde, çocuklarınızı babalarına nispet ederek çağırın diyor. Demek ki her çocuğun bir babası olması lazım. Şimdi nüfus dairesine varsan, bunun babası yok, anası benim dese, onun nüfus dairesi kaydeder mi? Ne diye kaydedecek? Bunu yaşadığımız hayatta gördüğümüz halde bunu yapmayan insanlar tutup da İsa'nın babasız olduğunu nasıl söylüyorlar? Ben ona şaşıyorum. Evet. Selam üzerimedir. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak yeniden kaldırılacağım günde. Yani, İşte Meryem oğlu İsa hakkında kuşkuya düştükleri hak söz. Selam üzerimedir. Yani doğduğum gün zaten Hazreti Meryem'in kontrolünde eğitildi. O dönemde Allah'ın razı olacağı şekilde doğdu. Öleceği günde ey İsa sen mi söyledin annemi ve beni iki ilah edinin diye. Allah'ım ben onların içerisinde bulunduğum sürece Allah'tan başka ilah olmadığını ben ibadet ve kulluğumu Allah'a yapıyorum diye söyledim. Ama ben öldükten sonra hayatıma son verdikten sonra da onları dilersen bağışlarsın, dilersen de azaplandırırsın. Dir olarak yeniden kaldırılacağım gün. Yani ahiret aleminde de hani İsa'nın aleyhine onlar ölecekleri zaman İsa'ya inandıklarını söyleyecek ama İsa da onların aleyhine şahitlik edecek. İsa kaldırılacağı gün de Allah'ın huzuruna çıkarken Allah'ın razı olacağı bir konumda çıkmıştı. İşte Meryem oğlu İsa hakkında ileri geri söylenen sözlerin gerçek hayat hikayesi bu mesajıyla olayı noktalıyor diye düşünüyorum. Evet. Hatice Hanım'ın bir sorusu vardı. İsa'nın üç evresi vardı diyor 40 yaşına kadar. İsa çok erken yaşta peygamber olmuş olmuyor mu 26 yaşında? İşte çok erken peygamber oluyor. Yani o şimdi bu eğitime göre de değişiyor. Bak Hazreti Musa, Hazreti İbrahim, Hazreti Muhammed onlar uzun bir müşrik bir toplum içerisinden sorup sorgulayıp doğru bir anlayışı bulacağım derken belirli bir yaşa kadar devam ediyor. Ama hani Nisa suresi 6. ayette yetimlerinizi ergenlik yaşına gelinceye kadar
en güzel davranış biçimi dışında yaklaşmayın ifadesi kullanıyordu. Bu şekilde eğitilen bir çocuk, bu şekilde yaşadığı, eğitildiği şekilde hayatını devam ettiriyorsa, işte bunlar peygamber olmakta sıkıntı çekmiyor. Yani onlar kısa dönemde Allah'ın koyduğu kurallar doğrultusunda kararını verip dosdoğru yolda yürüyebiliyorlar diye. Kur'an'ın verdiği mesaj evet. Bu diye düşünüyorum. Şimdi Meryem'le İsa hakkındaki olayı Allah burada özetleyerek anlatmış. Ama özetleyerek anlatılan bu zaman dilimi Meryem'in hamileliğinden ta İsa Aleyhisselam'ın peygamberliğinin başlangıcına kadar. Yani neresinden başlar? En az 25 yıl, 30 yıl, çeyrek bir asır. Bu süre içerisinde biz tabii onların yaşadıklarını, çektiklerini birebir bilmediğimiz için herhangi bir şey hissedemiyoruz. Ama kendi yaşantımızda mesela ben 80'li yılları, 90'lı yılları düşündüğüm zaman veya televizyonda o yıllarda yaşananları, baskıyı, zulmü gördüğüm zaman içime hemen böyle bir sıkıntı giriyor. İnsanın dengesi, psikolojisi bozuluyor. İşte Meryem de İsa'nın yaşadığı süreçte böyle bir süreç olduğunu düşünüyor. Çünkü karşıdaki toplum kesinlikle ve kesinlikle merhamet etmeyen, acımasız, suçlayan, hakkı kabul etmeyen, kendisinden olmayanları dışlayan, muhtemelen ekonomik zorluklar da vardı hayatlarında. Çünkü bu dinin kavgasını verirken nereden fırsat bulup da çok para kazanacaksın, işte malların mülklerin olacak. O da mümkün olmuyor genellikle. Dolayısıyla o çektikleri sıkıntılar çetin bir süreci anlatıyor bu 25-30 yıllık bir süreç. Yani bu ayetlerin mesajını alırken onların yaşadıkları bu süreci göz önünde bulundurmak gerekiyor. Öbür türlü sadece oradaki kelimelere odaklanıp gördüm bak hurma dar varmış, sallamış, çocuğu getirmiş, o ona konuşmuş, o şunu demiş, bu şunu demiş. Tamam yani böyle kuru, anlamsız, insanı etkilemeyen, insanın önüne bir yol açmayan, kuru bir tartışmadan öteye gitmiyor. Yani şimdi biz şurada sabaha kadar konuşsak, İsa'nın babası var mı yok mu? Var olduğuna kanat getirecek veya yok olduğuna kanat getirecek. Eğer bu kuru bir tartışmadan öteye gitmiyorsa yine bir şey çıkmıyor oradan. Asıl olan bu kıssanın verdiği mesajın doğru anlaşılması ve o mesajın bizde etki etmesi lazım. Yani bizde bir yaraya, yüreğimize bir yere dokunması lazım. Ve vakti saati geldiğinde potansiyel olarak bizim hayatımızda karşılığının olması lazım bunun. Bu olmuyorsa o zaman bu okumalar meyve vermiyor demektir yani. Ben öyle görüyorum. Buyurun sizin de sormak istedikleriniz, eklemek istedikleriniz vardır Meryem ve İsa kıssasıyla alakalı. Vaktim bize zaten geldi. Ayşe Hanım, Hazreti İsa mı bizim peygamberimiz, Hazreti Muhammed mi? İkisi de hocam. Hepsi bizim peygamberimiz. Ama bir profesöre sorsan, Hazreti Muhammed bizim peygamberdir. Yani fıkıh profesörü veya İlahiyat profesörü, bizim Muhammed bizim peygamberdir. İsa Hristiyanların peygamberidir. Ayşe Hanım bir ezan oku. Eşhedü enne İsa Resulullah de. Eyvah derler. Yeni bir Hristiyan akım çıktı. Hristiyanlar şey çıktı. Böyle derler yani. Asla tahammül edemezler. Ayet oldu. Arasında ayrım yapmayız ayetine rağmen hep birbirleri yarışıyorlar peygamberleri maalesef. Menfaatleri gereği. Bir de bütün peygamberlerden böyle baştan sona doğru düşünerek geldiğin zaman bütün hepsinin hayatındaki kıssaları, bilgileri aldığın zaman
çok daha mükemmel hale geliyor yani. Hep aynı, mücadele hep aynı zaten. Rüyaları tek, muratları tek. Yani. Evet, bu insanı aynı zamanda peygamber ırkçılığından da hem koruyor hem kurtarıyor. Bakın bugün bizim toplumumuzda kadın erkek hastalığı var. Bir kısmı diyor ki biz feministiz, erkekleri aşağılıyor. Bazı erkekler de kadınlara saçı uzun, aklı kısa diyor. Efendim, kavmiyetçilik ırkçılığı var. Birileri çıkıyor, ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Kürt yoktur. İşte Kürtleri aşağılıyor. Onlara kro diyor, hakaret ediyor. Birileri böyle yapıyor. Birileri